Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hüme Hastanesi ve Golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hızlı 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 başlayacağım çünkü çok fazla haber var. Ben size özet olarak vereceğim. 3 Aralık 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var. Merak etmeyin, videoyu da 3 Aralık 2022'de çektim. Hatta az önce Brezilya ile İsviçre gruptan tur atladı. Brezilya Güney Kore ile İsviçre'de Portekiz'de eşleşti. Fenerbahçe Beko evinde maalesef kaybetti ama hani malumun ilanıydı. Euroleague'de sahasında Real Madrid'e 85-71 mağlup oldu. Ve 11. hafta maçında ikinci yenilgimizi almış olduk. Yani sakatlıklar, o Süper Lig'deki canımızı sakın hakem yönetimleri, hani ahlaksız bazı basketçilere verilen az cezalar vesaire vesaire hep etkili. Ne diyelim? Ya inşallah bir gün Türk sporunda dert Fenerbahçe değil de başarı olur. O zaman bakın neler oluyor. Bu arada 27.200 küsür abonedeyiz. Yani benim tahminime göre siz bu videoyu izlerken bir 15 kişi falan abone olursa 27.300 oluruz. Maç öncesi canlı yayında da bunu değerlendiririz. Ali Koç'tan yabancı sayısı açıklaması. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Koç gerçekleştiren toplantı arkasından konuşmalarda bulunmuş. Hani 2 gün çalıştay yaptık. Güzel sonuçlar, enteresan fikirler var. Hani amacımız önümüzü görmek, istikrarlı bir model hazırlamak. En az 5 yıl boyunca da bunu devam ettirmek diyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Çünkü yaklaşık 4 saat sürüyor. Yani sürmüş bu basın toplantısı ve hani asıl amacımız önümüzü görmek, istikrarlı bir model. Yani ne olursa olsun açıklayacağız. 5 yıl boyunca devam etsin diyor. Mantıklı. Ya bu sene yabancı kuralı şu. Seneye değişmiş. Ya böyle olmaz. 18 yılda 10 kere değişmiş ya. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya mantık da yok değişikliğin arkasında. Hani başarıya paralel mi? Ya ne kulüplerin Avrupa sıralaması, ne ülkenin FIFA'daki sıralaması. Hiçbir şey yok. Korelasyon yok yani. Korelasyon bağlantı demek. Onunla ilişkisi demek yani. İlişki desek daha doğru olur. Korelasyon. Hani bir tema var. O da 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olduğu. Akhisar, Sivas, Konya, diğer takımlar. Tesadüf mü? Hani neticesi mi? Veri mi? O da belirsiz. Büyük resme baktığınız zaman yabancı sayısı 10 yıllık futbol stratejilerinin parçalarından bir tanesi. Yani çok kısa sürede federasyonun doğru işlere imza atıyor. 10 yıllık futbol stratejisini çıkarmak bunlardan bir tanesi. Yani anlaştıkları bir şirkette yapıyorlar. Bu şirkette başka ülkelerle de yapmış. Diyor ki arkadaşlar, federasyonun amacı bunu Şubat'ta bitirmek. Bazı kulüpler bunu yetiştirebilir miyiz diye bakıyor ama zor, kolay değil. Bakın 10 yıllık çalışmanın önemli ayaklarından biri yabancı oyuncu kuralı. Şubat'ta diyor. Şubat'ta yabancı oyuncu diyor bak. Dikkatlerden kaçıyor. Önümüzdeki Aralık ayı transfer sezonu var çünkü ne zaman nasıl değerlendireceğimizi hep son dakikaya bırakıyoruz. Yani bu da strateji olarak düşündürüyor, maliyetleri arttırıyor demiş. Yerli oyuncuların maliyetleri de son dönemde arttı diyor. Yani Ahmet Nur Çebi de buna değindi diyor. Biz 5 senelik bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Önümüzü görelim diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de son birkaç federasyon futbolu geriletmiştir. Mevcut federasyon kulüplerin sorunları, çıkarları, ticari konular hakkında elinden geleni yapıyor, destek veriyor. Her konuda arzu ettiğimiz sonuca ulaşamayabiliriz. Hiç olmasa bizimle beraber çalışan federasyon var diyor. Yani yeni dönemde niteliklerin de göze alınması gündeme geldi. Bazı kulüpler diyor ki ne yerli ne yabancı. Herkes kendi bütçesine göre yapsın. Çoğunluk öbür istikamette, nitelik olsun, milli takım oynama kriterleri gibi. Ama herkesin istisnasız hemfikir olduğu bir konu var. Ne olacaksa olsun ama artı konusu olmasın. Artı hocalarımızı özellikle çok yoruyor maç esnalarında. Sayı inecekse kademeli inmesi, herkesin kendine ona göre programlayabilip yatırımlarını ona göre planlaması için kademeli şekilde belli bir süre içinde olması gerektiği konulardan bir tanesi diyor. Hani daha bu ilk birkaç tane daha toplantı yapacağız diyor. 5 yıllık yabancı oyuncu kuralı değiştirip önümüzdeki sezonlar itibaren uygulamaya sokacağız diyor. Bak burada da diyor ki önümüzdeki sezonlar itibaren, yani Şubat'ı kulüpler kabul etmedi diyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani ülkelere bakıldığı zaman hepsi ilk 10 başarılı ülke çıkıyor. Yabancı sınırının olmadığı ülkeler. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz. Doğru seçim üzerine çok konuşuluyor.
Son kontrat bize geliyor. Altyapıda yerli yabancı ayrımı olmasın dendi. Bak bu çok müthiş bir şey. Altyapıda yerli yabancı ayrımı olmasın. Çok doğru. Altyapından futbolcu çıkıyorsa yerli yabancı ayrımı kesinlikle olmaması lazım. Haklı. Haklı. Ben bir tur daha öteye gideyim. Eğer Türkiye sınırlarından bir takımdan çıktıysa fark etmez, isterse 3. lig takımı olsun, kesinlikle yabancı sayılmaması lazım. Özbek futbolcu getiriyorsun, Türk sayılmıyor. Kimse oynatmıyor. Çok doğru. Yerlilerin kalitesi arttıkça o ligin kalitesinin arttığı Avrupa'da istatistiklerde gösterildi. Yabancı oyuncuların kalitesi yüksek olsun diyoruz. Hani birkaç takım diyor ki altyapıdan çıkanı nerede oynatacağım diyor. Rezerv lig yaptık, kaldırdık. Önümüzdeki sezon özellikle konulardan bir tanesi bu diyor. Şimdi ya şu olmalı, isteyen takımlar 2 veya 3. ligden kulüpleri alabilmeleri lazım. Portekiz örneği kullanıldı. Alt ligleri takımlar için de bu sıkıntı oluşturmamalı. Oyuncu gelişimi için önemli. Türkiye Cumhuriyetlerinden oyuncular yabancı sayılmaması gündeme geldi. Orada da sayılmasın denildi. Hani birçok şey değerlendirilmiş. Öyle bir plan yaparsın ki 8 artı 3 devam eder. Ama bugün yaptığın planla 3-4 sezonun planlamasını yapmış olursun. Göz ardı etmemek lazım diyor. Uzun kontratlar var. Türkiye'de mecburiyet getirilince maliyet artıyor diyor. Yani Ahmet Nur Çebi de haklı diyor. 7 artı 4 falan filan. Yani şu anki plan bu diyor arkadaşlar. Ben plan yapamıyorum, kural değiştikçe diyor Ahmet Nur Çebi. Kendi çapında haklı. Haksız kimse de yok. Ha, sürprizle karşılaşmayalım diyor arkadaşlar. Temmuz ortasında bize söylendi mesela, transfer başlıyordu. İnşallah federasyon muvaffak olur. Burada 5. sezonundayım. İlk toplantıya katıldığım zaman federasyona yazdığımız yazılara cevap alamıyoruz diye şikayet ediliyordu. Bugün federasyon kulüplerle beraber. Yani son dönemde Türk futbolu bırakın yerinde durmayı, ilerlemeyi geriye gitti. Yapılacak çok iş var. Konular yıllardır birikiyor. Yavaş yavaş da bir şeyler yapacağız diyor. Tribünde Türk taraftarı gördüğümüz zaman sevinir hale geldik. Dünya Kupası'nda yokuz ama Türk taraftarı görünce seviniyoruz. Mayıs ayından önce bir şeyleri bilmek zorundayız. Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ne olacak diye. Şubat'tan önce de bitebilir. Bitebileceği bize söylendi diyor. Yani açık olun diyor. Serdar Aziz'in açıklamaları var arkadaşlar. Ben hepsini ele almıyorum. Bu arada Serdar Aziz'in benim oturduğum binada, belki de benimdir, çok samimi bir arkadaşı var. Telefonla görüştüğü, ettiği, mesajlaştığı, forma gönderdiği. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi Serdar Aziz TVB Spor'da açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Dörtlü sisteme alışkınız. Yıllardır dörtlü sistem. Son zamanda takımlar üçlüye döndü. Hani ben Jesus'un üçlü oynattığını bilmiyordum. Geçen seneden biz alışkınız ama Pereira'nınkiyle bu sezonki sistem arasında çok fark var. O daha çok iki stoperden atağa katılmalarını istiyordu. Hatırlayın, Tisserand'dan falan atağa katılmalarını istiyordu. Yani Jesus çok istemiyor. Sabit tutun, defans sağlam olsun diyor. Kurt bir hoca. Yani geldiğinden beri aramız iyi. Agresif bir antrenör. Ben agresif antrenörleri seviyorum. Kim olursa olsun oyuncu ayırt etmiyor. Benim için en önemlisi bu. Yani Kurt bir hoca. Bizden sürekli atak istiyor. İlk izlenimim oyuncu ayırt etmiyor. Kariyerde ortada şampiyonluklar, başarılar var. Antrenman metotları da belirleyici oluyor. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Arkası dönükken bizi görüyor diyor. Yaptığımız her şeyi analiz ediyor. Hocamız biraz daha agresif, daha detaycı, daha çok iyi şeyler istiyor. Bizden istekleri hep üst düzey. Onun için Fenerbahçe ya da Real Madrid fark etmiyor. Hep daha iyisini istediği için biz de daha iyisini yapmaya çalışıyoruz diyor. Taktik antrenmanlarda bize defans çizgisini öğretti. 32 yaşındayım. Hayatımda ilk defa gördüm. Basit gibi duruyor ama bugüne kadar kimse yaptırmadı. Yarın hoca olursam bunu kesinlikle yaptırırım diyorum. Hocam bak burada Galatasaray'a top atmış, taş atmış. Hayır abi. Bak taktik idmanlar defans çizgisi. Biz bu defans çizgisini ne olarak algıladık? İki stoper, kenarlardakiler baksın ofsayta düşmesin diye algıladık. Bu başka, Fenerbahçe'nin uyguladığı başka. İşte kağıt üstüne bakınca ya öğretmene göre ne var ya, kaç saat derse gidiyorsunuz. Ya imama göre ne var, günde bir saat anca bir şey yapıyor. İşte şuna göre ne var, buna göre ne var. Her mesleğin kendi zorluğu var. Bu da öyle. UEFA Kupası'nda da, UEFA Avrupa Ligi'nde de rakip hanım Arsenal olsun diyor demiş. Arsenal bizim için zor ama üstesinden geliriz diyor. Bence bu kadar da kesin konuşmamak lazım. Olmasın tabi, Arsenal gelmesin. Yenebileceğimiz, eleyebileceğimiz bütün takımlar gelebilir. Şimdi Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Luan Perez sevinci. Müjde resmen geri döndü. Artık bilmiyorum bunları başlıkta kullansam mı? Şu an kafam çok karışık.
Fenerbahçe dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmaları sürdürdü. Sakatlığını atlatan Luan Perez de dünkü idmanda yine yer aldı. Arkadaşlar bakın, zorlayacak idmanlarda yer almıyor. Zorlamayacak idmanlarda oynuyor. Bunun için de herhangi bir sıkıntı yok. Zaten olması gereken de o. Aman bir daha Allah sakatlık göstermesin. Fransızların Ferdi teklifine Fenerbahçe'den ret. Resmi teklif arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bakın, teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden birisi kim? Ferdi Kadıoğlu. Neden gözdelerinden birisi? Çünkü ya, marifetli çakı gibi. Nereye koysan oynuyor. Nereye koysan oynuyor ve her geçen gün bir transfer söylentisi, transfer girdabı, transfer teklifi vesaire. Inter, Napoli başta olmak üzere birçok takımın listesinde ve resmi teklif geldiği öğrenilmiş Ferdi'ye. Sezon başında Koreli savunmacı Kim Min-ji'yi gönderdi. Ren'le sıkı pazarlıklar yapılmıştı ve Ren bu kez Ferdi için kapıyı çalmış. 10 milyon euroluk teklif vermişler arkadaşlar. Tabii bizim yönetim de az bulmuş. En az 20 milyon euro getirmezseniz kardeşim masanızı alın defolun gidin. Nereye gidiyorsanız gidin demiş bizimkiler. Yani 20 milyon eurodan aşağı hiçbir şey istemiyoruz demişler. Bir de evlenmeden olmaz, yok sezon bitmeden olmaz demiş. Annem gösterdi ama yani sezon bitmeden olmaz demiş bizimkiler. Tabii ki Jesus için önemli bir faktör. 2026'ya kadar sözleşme var. Transfer market verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri var. Eğer Trabzonspor futbolcusu olsaydı şu anda 56 milyon euroydu. O kadar da değil ya. Yani siz de çok abartıyorsunuz. Yani yöneticisi Trabzonsporlu diye şey yapmayın o kadar da. Angut muydu? Öyle bir ismi vardı. Angut'tu herhalde ya. Yok lan, o kuş mu, şey miydi? Kuş türü müydü? Angus muydu? Neyse, antropoz muydu? Öyle bir şeydi. Yani o kadar şey yapmayın arkadaşlar. Yani her futbolcunun belli bir değeri var. Ona göre değer biçiyor. Oynayan oynamayana. Ama Ferdi için kesinlikle söylüyorum. Bugün Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzon'da futbolcusu olsa 20'ye gitse ben derim ki enayilere bak, ucuza gönderdiler. Aynısı bizim için de geçerli. Bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı. Yaşı 23. Süper Lig'de 12 maçta forma giydi. 2 asistlik katkıda bulundu. Daha Avrupa'sı var, milli takımı var vesaire vesaire vesaire. Sıradaki haberlerimiz, o 5, 10, 20, 38 tane, 42 tane haber var. William Rocha teması diyor. Şimdi Jesus referans oldu ve Fenerbahçe temasa geçti diyor haberde. Ama Rocha'dan red gelmiş arkadaşlar. Yani Rocha'dan red gelmiş, haberiniz olsun. 1.91 boyundaki oyuncu 2 milyon euroya gelmiş. Fenerbahçe oturmuş pazarlıklara başlamış. Piyasa değeri 3 milyon euroymuş. Sezon başında Portimonense'den 2 milyon euro ile gelmiş. 2025'e kadar sözleşmesi var. Önlü bir de oynayabiliyor. 27 yaşındaki oyuncu. Asıl mevkisi stoper. Ancak 150 maça çıkıp kariyerinde 12 gol 8 asist üretmiş. 2 kırmızı kart. Portekiz'den de tanıyordu diyor. Oyuncu son 5 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 20 maçta forma giyememiş. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Eğer biz bir futbolcuyu istersek koşa koşa gelir. Asla böyle bir durum yok. Onu da belirteyim. Yani yok reddet, yok şu yok bu. Şimdi Dünya Kupası'nda eşleşmeler var. Onlara dair de bir tahminde bulunuyorum sadece. Fas, İspanya. Kesinlikle İspanya geçer diye düşünüyorum ben. Hırvatistan, Japonya. Bence Japonya çok şımardı. Ben Hırvatistan geçer diyorum. Bu benim kişisel tahminim. Hollanda, ABD. Şimdi Hollanda'nın oynadığı futbol yeterli mi? Yeterli ama ABD'ninki, bence ABD'nin şansı tutmayacak. Turnuva şansıyla Hollanda bu turu geçecek. Arjantin, Avustralya. Arjantin ilk maçta kusturdu. İkinci maçta küstürdü. Üçüncü maçta coşturdu. Yani gruptan çıkan Arjantin'in ne yapacağı çok önemli. Ben Messi ve Ronaldo'yu artık el freni görmeye başladım. Özellikle milli takımlarda. Ama mutlak favori Arjantin gibi duruyor. Avustralya'nın hani o gücü yok gibi. İngiltere, Senegal. Ben turnuvanın favorilerinden biri gördüğüm için İngiltere diyorum. Fransa, Polonya. Ben yine turnuvanın favorilerinden biri gördüğüm için Fransa diyorum.
Brezilya, Güney Kore. Güney Kore'nin biraz şansı yaverdi. Ben Brezilya diyorum. Portekiz, İsviçre. İşte burada sizinle fikir ayrılığına düşeceğim. Hepiniz Portekiz diyeceksiniz. Ben İsviçre diyeceğim. Bilginiz olsun. Yani İspanya, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, İngiltere, Fransa, Brezilya, İsviçre çıkar diye düşünüyorum. Bu da lafımızı yemiş olmayalım. Daha 1 milyon tane haber var ama TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası haberiyle bitirelim bence. Ya arkadaşlar, şimdi Süper Lig'e bir ara verildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı La Liga ile iletişimini düzeltmek için, yani iletişimini güçlendirmek için, etkileşimini güçlendirmek için hazırlık turnuvası düzenledi. Fenerbahçe'de Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yaptı. Bugün akşam da Villarreal maçı var. Bugün akşam diyorum ama saat 19'da başlayacak maç. Ve TFF'den maç şey para cezası geldi diyor. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Lemos, Rayo Vallecano ile maçta forma giymişti diyor. Takvimde yer alan habere göre lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda oynaması yasak olduğu için, bak, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için 25 bin lira para cezası verdi diyor. Hemen araştıralım bunu. Şimdi haberi kısa keseceğim. Çok uğraşmayacağım. Çünkü burada bir saçmalık var. Ben o saçmalığı düzeltmek istiyorum. Ya ben yönetmeliği açıkçası tam bilmiyordum. Ama ceza yazamaz diye biliyordum. Çünkü hazırlık maçı adı üstünde. Mesela futbolcuyu transfer ediyorlar. Ertesi gün hazırlık maçında oynatıyorlar. Hangi ara lisans çıkıyor? Gelen her oyuncu o günde oynadı. Oldu mesela, birçok takımda oldu. Lisans çıkması için illaki süre lazım. Hani hazırlık maçı bu. Kulüpler Birliği organizasyonu. Cigули'de, Karagümrük'te hazırlık maçına çıktı mesela. Bence yalan haberdir. Ha, kural böyledir, işletilmez. Bir şey diyemem yazdım. Ancak ben burada bir düzenleme yapıyorum ve düzenli bir şekilde söylüyorum. 29 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, kulüplerin kadrolarında bulunan yabancı futbolcular da lisansı çıkmasa bile o kulübün futbolcusu sayılır diyor. Yani yabancı kuralına dahil diyor. Nasıl yani? Şöyle anlatayım arkadaşlar. 14 artı 3 yabancı var ya. Fenerbahçe'de şu anda 16 futbolcu var. Fenerbahçe'nin şu anda 16 yabancı futbolcusu var. İyi de hocam, en fazla 35 kişiye kadar kadro. Evet, 35 artı 2. Kural olarak yabancı futbolcusu sayılıyor vesaire. İkincisi arkadaşlar, adam senenin başında gitti, Süper Lig maçında oynadı. Sonrasında yerini başkasına bıraktı. Onun lisansı yerine başkası oynamış oldu. Yani 14 yabancıyla çıkabilecek kulüp transfer yapmamasına rağmen 16, yok 17 futbolcuyu, yani yanlış bilmiyorsam yok 18 futbolcuyu, Fenerbahçe 18 yabancıyı oynatmış oluyor. 18. Hayır, özür dilerim. Tisserand da var. 19. Bak, Kim Minji, Tisserand, Berisha, Lemos, Buruma, bunların hepsini oynattı Fenerbahçe. Şu an 19 tane futbolcu oynatmış oluyor. Ceza yiyecek olsaydı oradan yerdi. Bunun aslı astarı yok. Ha, dediğim gibi varsa bile, dediğim gibi bu zaten bir hazırlık turnuvası. Kimsenin canının yanacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere. Küçücük bir ricam var. Son günlerde maşallah güzel izlemeleri arttırdınız. Beğeniler artıyor. Abone sayısı artıyor. Lütfen geri durmayın. Yani videoyu açar açmaz beğenin, izleyin. Çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.